İçimi çıktım. Araç geldi. Dünkü Seyit abi yine benimle bugün. Bugün Nevra Serez'in evine gideceğiz. Onun öncesinde ufak bir röportajım var. Cihangir'e uğrayacağım. Bekliyorum evin önünde. Hatta sokağa girdi. Evet, geldi araba. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Şey yememiştim de, kahvaltı etmemiştim. Şimdi geldik burada bir şeyler yedik. Meşhur oldun Seyit abi. Ne yapacaksın artık? Sen böyle bakım yaparsan bana her gün şey gelirim ben seni. Arabayı sat sen artık. Meşhur oldun. Evet. Evi sat, arabayı sat, yatır. Nereye gidiyoruz şimdi? Şimdi Cihangir'e gideceğiz. Ufak bir çekim var orada. Sonra Nevra Serez'in evine gideceğiz. Göksu evine. Kavacan. Sonra Levent'te de yine bir çekim var. İşte Cihangir. Hayatımız geçti buralarda ya. Bırakıyordu araba bizi kenarda. Bu Cihangir abi tavaf ediyorduk bunu. Aralara gir çık gir çık. Kim nerede, kimle oturuyor tabii canım. Ben zengin de olsam, çok param da olsam burada oturmam ya. Tamam, merkezi bir yer ama yani. Buraya çok... toplulaşım yok yani, ya aşağı ineceksin tramvaya ya taksi meydanına iç çıkacaksın. Yani. Aracın olsa çekmeye yer bulamazsın. İşi bitirdim. Ferhat Albayrak diye bir DJ vardı. Evet, Albayrak'la meşhur Albayrak'lardan mı onu bilmiyorum. Çok da sormadım. Şimdi Göksevi'nde Kavacay'a gidiyoruz. Karşısındaki caminin son hali. Merak eden var, etmeyen var. Al işte böyle duruyor. Burası da Taksim Meydanı. Taş. Başka bir şey yok. Simit Sarayı'na bir gün oturdum abi, biliyor musun? Evet. Çay 5 lira mı ne? Bir çay yedim, bir börek mi ne yedim? 25-30 lira verdim. Ne diyorsun? Valla. Steakhouse gibi abi. Steak Sarayı olsun onun. Hakeme işte. Peki Saçar'ı alacağız şimdi. O da ünlü bir gazetecidir. Kendisiyle gideceğiz Nevra Serez'in evine. Sabah televizyon programında da zaten Nevra Hanım'la ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi detayı için şuradan abi. Bekir abi şimdi alacağız, beraber gideceğiz. Bekir abinin bir hareketi var, lafı var, bayılıyorum ama. Bekir abi sen nerede oturuyorsun dediğimde, ben Nişantaşı çocuğuyum ya. Hadi. Bekir abi Nur Yakın Lisesi'nin önündeyiz. Ha tamam, şimdi House Cafe'den döneceğim. Yani bir dakika sonra dönmüş olur. Tamam, tamamdır abi, geliyorum. Okey abi. Bekir Saçar. Abi çok iyi yerde oturuyorsun ya. Merhaba Bekir Bey. Merhaba, nasılsınız? İşte ünlü Bekir Saçar. Eyvallah, doğduğumdan beri buradayım. Bak ne dedim? Abi sen gelmeden önce dedikodunu yaptık da. Dedim ki Bekir abinin benim ünlü bir tavrı var, tarzı var. Bekir abi dedim sen nerede oturuyorsun dedim. Ben Nişantaşı çocuğuyum. Genel Nişantaşı çocuğu yani. Tam içine. Sağdan gidersek daha belki yani. Merkezde oturuyor, göbeğinde oturuyor. Burası da benim ilkokulum, ortaokulum işte zaten. Ülker abi. Askerliği ben yaptım abi. Benim ayıma sen bir gün yaptın. Ben 18 ay yaptım. Ben de 18 ay üzerine gittim, 15 ay yaptım. Abi kilo aldım geldim ya. Adam kıyafet verdi. Denedim, çok güzel. Bir hafta sonra olmamaya başladı ya. Bir haftada idare ettim, döndüm zaten. Abi asker elbisesi adama fit olur mu ya, slim fit? Dedi ki fast food fit değil mi? Şöyle söyleyeyim. HSBC. Benim tarafım zaman orada çalışıyordu. HSBC'nin reklam ve kurum kuruluşunun başkanıydı. Yarısı şu patlayan bina. İndi, biz tam böyle direkt yattık, bir saat falan geçmedi, telefon çaldı. Bina patladığında şey dedik, Nilüfer Hatun'da. Okuldaydık, müzik dersi vardı. Abi var ya, okul inledi camlar ya. Kardeşim orada okudu. 2000 ayı birbirinden ayırmışlar. Sen biliyorsun. Oranın yarısı Selim Sırrı'ydı, yarısı Nilüfer Hatun'du. Selim Sırrı'yı kaldırdılar. Aradaki duvarlar, bahçelerin duvarları yıkıldı. İkisi tek okul olmuş. Hani 2000 benim zamanımda ikisi tek okuldu zaten. Ya benim zamanımda Nilüfer Hatun'la Selim Sırrı ayrı ayrı. Ha yok, benim zamanımda ikisi birdi. Sonra ben geçenlerde geldim, artık arka binaya ulaşılmıyor. Şey yapmışlar. Eski şekline döndüler. Yok, küçükler büyükler diye ayırmışlar abi. He, tamam, o zaman bir kısmı eski Selim tarafına döndüler. Ufaklar orada okuyor ki hani büyüklerin şeyinden, hışmından korunmak için. Bizde iki bina bütündü. Ders değişiyordu, ikinci binaydı. Bütün teneffüs gidiyordu yani oraya taşınacağız diye.
Meşhur Göksel'dir. Geldik. Nevra abla camdan bağırıyor. Kolumla gelmeyin, telefonla gelin diye. Kolumla geliyorsunuz, apartmana geçiyorsunuz diye. Camdan çıktı bağırıyor. Ay bir tane sağ ol. Doğru, haklısın. Eşim de öyle söylüyor. Eşim de öyle söylüyor. Biraz mı öyle yapıyorsun? Yok. Hiçbir zaman planlı olarak kilo vereyim, kilo alayım demedim. Yani ortaokuldan beri, 15-16 yaşından beri 60-60 kilo almış. Çok iyi tutuyorsun. Sen yavrum. Ondan feyiz alıyorum ben de. Ben de biraz vermen lazım. Bak tam vermen lazım derken yeni yaptık. Kek, börek var. Alın keyfinize. Siz onu mümkün oldu. Biraz kısa kısa. Bir kere tiyatro mekan olarak da farklılıkta. Beyoğlu'nda olan tiyatrolar grubu. Bir de Şişli'de olan tiyatrolar grubu gibiydi. Şimdi bütün İstanbul'un her yerinde salonlar ve tiyatrolar var. Hatta sokak aralarında bilmediğimiz yerlerde, ben bile çoğunun yerini bilemiyorum. Apartmanlarda, bodrum katlarında şu anda her yerde tiyatro mesela yapıyor. Mesela burada çok annemden de şeyler var. Annemi de o kadar iyi tanıdığım için, yılda 86 yaşında kaybettim annemi. Birebir yerleri var. O böyle tutturuk gibi olması, çocukça tepinmesi. Mesela onlar annemin hareketleri, aynen öyle yapardı. Metin'e de yapardı, bana da yapardı. Koskoca kadındı mesela. Bir şey istediği zaman çocuklaşırdı. Sanki burada bir koltuğu değiştirsem, yüzünü değiştirsem, bir şey yapsam ayıp olacak Metin'e gibi falan, böyle garip garip hislere kapılıyorum. Hani bu oturumda da aynı şey yapıyorum. Burada da yani aynı koltukta oturuyorum, onun oturduğu yerde oturuyorum falan. Böyle kendime küçük oyunlarım var bu konuyla ilgili. Alışıyor yokluğa. Hani her dakika gözyaşı mı döküyorsun? Hayır. Ama oyuna çıkarken çok etkili. Merhaba. Ben şimdi Kavacık'tayım karşıda da. Uzarsa siz gönderdiğiniz araçla dönün. Biz Bekir Bey'i Göksu evlerinden Kavacık'tan aldıralım denmişti de. Benim şimdi çıkmam lazım. Buradaki röportaj uzadı. Bekir Bey'in işi 15.30'da bitecek. Göksu evlerinde, Kavacık'ta. Ben şimdi zaten burada araç var. Onunla başka bir işe geçiyorum. Onu da gönderebilirim. Beni bekliyor. Ya da araç beni Levent'e bırakıp Bekir Bey'i alabilir o aynı araba. Daha kolay. Tamam, tamam. Teşekkürler. Şimdi şurada rica edeceğim. Şu koltuk alayım mı? Onu görüyor mu? Görmüyorum abi onu. Yarım çektim. Yarım bir şey koy da ama. Tabii tabii. YouTube mu kullanacağım? Şimdi çekilenlerin hepsinde içinden ben seçerim ablacığım. Size WhatsApp'la gönderirim. Ha. Hayır, ki hangi bak bunu... böyle görüyorum, çok güzel. Sonra bunu böyle kullanıyor. Bak hale. Yok yok yok, öyle kullanmayacağım. Anladın mı? Çok güzel oluyor. Onu bir yakına giriyor kullanıyorsa. Ablacığım sen onu bana bırak. Ben şimdi güzel bir röportaj olacak. Yani ben bunu arşivleme gelmiş işte. Biraz hafif hafif gene yapraklar mapraklar geliyor. Öyle tabak gibi böyle çektirilir mi? Lütfen o konuda şey tabii yok, merak sana şey yapacağım onu. Ben sizin orayınızı almadan kullanma. Yaşa bek. Eski teşvik yeri olarak. Evet, köşe hem arkada şey de var. Kıyafet siyah ya bu. Biraz. Bordoyla kontrast çok olur. Biraz şöyle ya. Çekeyim mi? Şapak. Evet abi, biraz daha geriye alabilirsen. Öyle mi? Evet. Kurtar. Tamam tamam, tamam, teşekkür ederim. Çok iyi. Bekir abi seni de orada alayım. Oranın ışığı çok güzel. Evet. Çok güzel. Bir yatayla alalım. Bir yatayla alalım. Ben zaten sayfanın bitmiş halini atacağım size. Ha, bitmiş hali. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim canım. Çok çabuk. Hızlıymış elin. Hızlı mı? Bilseydik baştan yapardık. Şimdi bazen o kadar uzatan var ki. Ya, aş,
Diyorum ki evladım iki resim kullanacak. Ben sinir oluyorum ya resme. Bak diyorum bak çek. Bunu da çek. Hadi bitti. Üç resim. Bir de otururken çek tamam. Ya bir tane de buradan bir tane. Demeşim var ya manken. Tabii. Lesotho Monotel'de ayarlandı falan. Röportaj yapıyoruz o yayla. Bitti röportaj. Şafak dedi ben bir makyaj falan. Yok yok dedim çok güzel. Çektim. Hiç abartmıyorum. 1,5-2 dakika çektim. Gördü. Şahane ya dedi. Ne zaman başlarız dedi. Neye dedim. Ha, çektim işte sen. Fotoğraf çekimine dedi. Dedim çektim Demet Hanım. Olur mu ya dedi. Böyle yaparlar bir 15 dakika çekerler. Setup kuracağız derler dedi. Ben makyaja giderim 1,5 gün sürer o ya da yarım gün. İşe gör. Hayır dedim. Bir gör daha fotoğrafları. Dedi onlardan daha iyi olmuş. Bunlar dedi olan sırf benim paramı almak için yapıyorlar. Dedim biraz şov. İşte bak hakikaten şov. Sürecek güzel. Dedim. Hani güzel çıktı belli ki. Sağ olun. Hadi abi. Teşekkür ederim. Gidiyorsun. Senin var mı arabanın? Ben sana bana gönderecek. Gönder. Bay bay. O fotoğrafları şeye, bana da. Bugün. Evet. Nevra Hanım'ın evinden çıktık. Çok güzel geçti röportaj. Aslında devam ediyor da ben şimdi başka bir işe geçiyorum Levent'te. Bu Wyndham Grand Hotel'ine geçeceğim. Çıkmak zorunda kaldım. Bekir abi kaldı. Devam edecek. Bir araya girdik. Fotoğraf çekimi yaptık 10 dakika. Şimdi çıkıyorum. Araçla Levent'e gideceğim. Nevra Hanım bayağı ya. Şahsına münasır. Bir soruyu soruyorsunuz. Hiç beklemeden bir soru, bir sorunun cevabını da veriyor yani. Tabi tecrübe, dolu kadın. Başka bir şey yaşanmış. Bizim araba kuzu gibi yatıyor orada. 12 dakikam var yani 12 dakika içinde Levent'te olmam lazım. Beni bekliyor gönlümün efendisi. Burada. Alo. Buyur ses. Açık abi ne haber? Fiyat alıyoruz yani. İyi nasılsın? İyi seni arıyorum ya. Bir arkadaş var benim gazetede çalışan da gazeteci. Hı. Bir kanal tedavisi yaptıracakmış da ne kadar ücreti olur kanal tedavisinin? Aradık vallahi fiyat vermiyorlar mi? Orada. He? Aradın mı? Aradım da ya burası diyor randevu yeri diyor sadece diyor. Ha orada doğru vermezler. Sen bir sorsana oradan bir sor da bana dön lan sana zahmet. Valla kanal tedavisi bildiğim arayla 455 o arada. Değil mi? Ha. Tamam Akif abi teşekkürler hadi iyisin de. İyi Allah şükürler olsun. İyi Allah şükürler olsun Baki abi. 1,5 fiyat almıştı arkadaş da. Ne kadar söylemiş? Söyle bakayım. Burada 500 lira demişler. 350'ye yaparım. Kaça? 350. 350 değil mi? Tamam ben söyleyeceğim şimdi kendisine. Hocam posta gazetesinde çalışıyor bu arkadaş. Şey olursa ya beraber geliriz ya da adresinizi veririm ben size. Tamam mı hocam? İyisiniz değil mi inşallah? Allah'ım olsun. Beraber gelirsen kahve içeriz. Tamam içeriz kahveni hocam ne demek. Tamam hocam görüşmek üzere iyi bakın kendinize hoşçakalın. Sağ olun. Enver abi kıvranıyor mu onu bu hafta? Kıvran. Sonuçta söylemiş. Ne oldu yavrum? Soyuyorlar bizi. He? Soymuyorlar. Sen de 500 diyorsun. 500 diyorum ya. Ya öbür... Bu adamın eli ağır ama tertemiz işini eli yapar. Eli ağır ne demek? Yani abi yavaş yavaş acele etmez. Ya bir şey olmaz abi ondan da. Ne oldu yavrum bak 455. Sana bir şey söyleyeyim benim eve boya gerekecekti. Boyacı da var bende oğlum. Arkadaşıma dedim ki şu boyacılar ne yapıyor benim eve 2000 lira diyorlar. Yok ya dedi benim evi dedi yeni dedi adam geldi işte 80 metrekare mi ne evi. Bir de boyası sana ait her şeyi. Yok ya dedi ki 600 lira gelir her şeyi yapar tamam. Abi verdi numarayı bak aynı adamla konuşuyorum yemin ediyorum. Ne kadara boyarsın abi dedim. Dedim abi odaları boyamayacaksın. Tavan var 2 oda var bu kadar. Tamam dedi 2'ye yaparım. Dedim arkadaş 600'e yapmışsın. Nerede oturuyorsun dedi. Şişli oturuyorum dedi. Abi tesisatçıyı çağırıyorsun. Tamam, diyorsun ki musluk yapılacak. Diyor ki abi ev neredeydi? Sana ne lan? Sen muslukla ilgilen yani. Sen ev nerede olsa olsun istesen. Abi adres niye soruyorlar ya? O çok abi önemli. İşte Şişli ona göre davranıyor adam. Esenlere ona göre davranıyor. Bak birisi 450-500 lira dedi. Ata da ünlüdür bizim o tarafta. Ha? Ata diş polikliniği. Ve benim hoca dediğim de cumartesi pazar burada. Ben şimdi hocaya arayayım. Vallahi yetiştik ya. 15 diyordum. 10 dakika, 14 dakikada getirdi ya adam. Helal olsun Sait abi. Gerçi Oya daha başlayamamış röportajı zaten. Şimdi mesaj attı. Şafak geldi mi uzakta mısın falan filan. Ben daha başlayamadım. Lobide oturuyorum dedi. İşte böyle oluyor. Bu ünlülerin de öyle olayları var. Ama sen gitme. Böyle yüzleri asık olur. Bilmem ne olur. Ama o geç geldiği zaman ay şöyle oldu, böyle oldu, bilmem ne oldu. Bir de hep bir provaları vardır. Nasıl bir provaysa. Bir de sanki biz bu işten anlamıyoruz. Her geç kaldıkları yere provaları var bu oyuncuların. Senin provan varsa biz de haberden geliyoruz yani. Haber. Değil mi? Daha ne oldu? Daha o ne olabilir? Evet, geldik. O ev lobide oturuyorum dedi ama lobide yok.
Hah, buldum. Bak oturuyor orada bak. Ne yaptın? Almadılar mı seni? Almadılar, bekliyorum. Bu piknik şeyi. Evet. Günün özeti mi edeceğiz, ne edeceğiz? Evet, o sonuçta bitti. O sonuçtan pek bahsetmeyeceğim. Çekim olmadı, röportaj da olmadı. Aslında oldu da vermeyeceğiz röportajı. Tartışma çıktı. Fotoğraf çekim sırası esasında. Benle değil, röportajı yapan Oya'yla oyuncunun arasında bir gerginlik oldu. Röportajı yayınlama kararı aldılar. Yani onunla ilgili hiç görüntü ve paylaşım yapmadan oraya es geçiyorum. Geldim, benim gibi sonra şimdi Levent'teydi, arabayı gönderdim. Ben metroyla giderim dedim. 5 dakikada geçerim eve diye. Yarın bir Bursa gezisi yapabilirim. Muhtemelen bir sonraki videoda Bursa olabilir. Hakan Urallar falan, böyle birkaç tane ünlü celebrity isim var. Onlarla ilgili bir video çekeceğim gibi görünüyor şu an. Gerçi yarın da nasıl çekecekse konu. Bu akşam dişli randevum var. Bütün gün, bütün gece daha doğrusu anestezi olacak. Bu kadar. Bu da kader miydi? Yani sağ taraf olmayacak. Bu tarafta dil düşük konuşurum. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah.